Teknoblog gündeme hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. 8 Eylül Pazartesi günü yeni bir programda da karşınızdayız. Gündem yine İFA. Geçtiğimiz programda, ilk programımızda İFA'dan beklentileri değinmiştik. Bu programda da İFA'dan yansıyanlara göz atıyoruz. Teknoloji dünyasının büyük oyuncuları İFA'da boy gösterdi. Samsung, Sony, Nokia, Asus, LG, Lenovo ve daha birçok oyuncu İFA'da yeni ürünlerini sergiledi. Biz de bu programda dikkat çekici ürünlere göz atalım istedik ve birkaç tane ürün seçtik. Onlarla ilgili detayları sizlere aktaracağız. Ve ilk olarak Samsung'da başlayalım. Samsung'un geçtiğimiz salı gerçekleştirmiş olduğu Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 4, Galaxy Note Edge gibi cihazlar tanıtıldı. Samsung Galaxy Note 4 beklenen cihazlar arasında yer alıyordu. Samsung'un amiral gemisi Note cihazının yeni versiyonunda 5.7 inç ekran bulunuyor yine. Bu 5.7 inç ekran Quad HD çözünürlüğe sahip. Böylelikle Galaxy Note 3'e göre çok daha keskin, kaliteli görüntüler sunuyor aynı ekran alanında. Super AMOLED ekran var yine Samsung Galaxy Note 4'te. Yine 8 çekirdekli Exynos işlemci mevcut. Aynı zamanda farklı pazarlar için Qualcomm Snapdragon 805 işlemcili versiyonda bulunuyor. 32 GB dahili hafıza, 3 GB RAM ve 64 GB'a kadar kartları destekleyen microSD kart yuvası da Samsung Galaxy Note 4'ün diğer özellikleri arasında bulunuyor. Arkada 16 megapiksel kamera var. Bu kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Önde de 3.7 megapiksel 1080p video kayıt özellikli kamera bulunuyor. Samsung Galaxy Note 4'te Samsung S Pen kapasitif kalemde de bazı değişiklikler yapıldı, iyileştirmeler yapıldı. Şimdiki S Pen basınç hassasiyeti daha fazla. Böylelikle daha fazla gerçek hayattaki gibi sanki bir kalemle deftere yazı yazıyormuş hissini daha fazla veriyor yeni S Pen. Samsung Galaxy Note 4'ün önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkmasını bekliyoruz. A veya Vodafone gibi Türkiye'deki operatörler Galaxy Note 4'ü operatörler müşterilerine sunacaklarını açıkladılar. 3 operatörün de Galaxy Note 4'ü piyasaya sunacağını bekliyoruz. Samsung'un Unpacked etkinliğinin bir başka sürprizi de Samsung Galaxy Note Edge oldu. Samsung Galaxy Note Edge'e atası olarak nitelendirebileceğimiz cihaz CES 2013'te karşımıza çıkmıştı. Samsung o zaman esnek ekran teknolojisine sahip bir cihazı göstermişti. Bu cihaz kenara doğru akan bir ekrana sahipti. Bu cihazın ekranı sağ kenarı kaplayacak şekilde tasarlanmıştı. Bir dönüş hareketi yapıyordu öyle söyleyelim. Ve bu cihaz karşımıza Galaxy Note Edge olarak çıktı. Galaxy Note Edge'de 5.6 inç ekran var. Yine 1440x2560 piksel çözünürlüklü Quad HD ekran. Galaxy Note Edge'in teknik özellikleri de Note 4'ünküyle aynı. Bir farklılık yok o tarafta. Yine S Pen var. Kapasitif kalemle kullanıp ekran üzerinde çeşitli çizimler, not almalar vesaire yapabiliyorsunuz. Bu cihaz da Samsung'un ilgi çekici bir cihaz olarak karşımıza çıkacak ilerleyen haftalarda. Giyilebilir cihaz tarafına baktığımızda Samsung'un Gears cihazını görüyoruz. Gears'in tanıtımı aslında IFA 2014'ten önce yapılmıştı. Kavisli ekranı var Samsung Gears'in ve Tizen işletim sistemiyle çalışıyor bu cihaz. Bu cihazda da yine çeşitli uygulamalar yüklü olarak geliyor. Samsung'un S-Health uygulaması var. Bunun yanı sıra Nokia'nın Hero haritaları var. Nike Plus Running uygulaması var. Bütün bu uygulamalara 2 inç 360x480 piksel çözünürlüklü Super AMOLED kapasitif ekrandan ulaşmak mümkün oluyor. 4 GB ROM ve 512 MB RAM bu cihazın teknik özellikleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda 1 GHz'lik çift çekirdekli işlemci var. Gears'in en önemli özelliği dahili 3G desteği. SIM kart yuvası var Gears'te. Bir SIM kart takarak veri iletişimi kurabiliyorsunuz. Herhangi bir akıllı telefon veya tablete ihtiyaç duymadan doğrudan veri iletişimini mobil bağlantı üzerinden kurmanız mümkün oluyor Gears'te. Samsung'un bir başka ilgi çekici cihazı, giyilebilir cihazı ise Gear VR oldu. Gear VR, Oculus'la işbirliği dahilinde gerçekleştirilen bir sanal gerçeklik başlığı. Bu sanal gerçeklik başlığını kullanmak için Galaxy Note 4'ü yuvasına yerleştirmeniz gerekiyor. Gear VR'da bulunan yuvaya yerleştirmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da sanal gerçeklik dünyasına adım atıyorsunuz. Galaxy Note 4'ün Super AMOLED ekranı da Gear VR'da ortama, sanal gerçeklik ortamına dalmanız için gerekli olan görüntü kalitesini sunuyor. Çeşitli içerik üreticilerinin geliştirecekleri içerikler, oyunlar Gear VR'da kullanılabilir olacak. Bunu da belirtelim. Gear VR'ın yıl bitmeden satışa sunulması bekleniyor. Sony tarafına geçecek olursak, Sony tarafında da menü bir hayli zengindi. Akıllı telefon, tablet, giyilebilir ürünler bunlar Sony'nin basın toplantısında, salı günü düzenlemiş olduğu basın toplantısında tanıtılanlar arasındaydı. Xperia Z3
başroldeki cihaz olarak nitelendirilebilir. Xperia Z3 bu yılın başlarına çıkan Xperia Z2'nin takipçisi niteliğinde bir cihaz. Teknik özellikler bakımından Xperia Z3'ün Z2'den çok fazla bir farkı yok. Doğrusunu söylemek gerekirse yine 5.2 inç 1080p ekran var. IPS LCD ve bunun sıra Triluminos ve X-Reality Pro gibi Sony teknolojilerine sahip olan bu ekranın yanı sıra Snapdragon 801 işlemci mevcut. 16-32 GB dahil hafıza seçenekleri, 3 GB RAM, 128 GB'a kadar kartları destekleyen microSD kart yuvası da başlıca özellikler arasında yer alıyordu. Xperia Z3'ün arkasında 20.7 megapiksel 4K video kayıt özellikli kamera bulunuyor. Önde ise 2.2 megapiksel 1080p video kayıt destekli kamera mevcut. Bu telefonda önemli olan unsurlar neler bakacak olursak, ISO 12800 görüntü hassasiyetine sahip bir kamerası var. Arka kamera bu özelliğe sahip. Böylelikle Sony Xperia Z3 düşük ışıkta bile detayları yakalayan ve kullanıcıların muhteşem sonuçları almasını sağlayan görüntüler üretebiliyor. Aynı zamanda PlayStation 4 Remote Play özelliği de mevcut Xperia Z3'te. Böylelikle aynı Wi-Fi ağındaki PlayStation 4'lere bu telefonla bağlanmak mümkün oluyor. Bir diğer telefon Xperia Z3 Compact'ta beklenen cihazlar arasında yer alıyordu Sony'nin portföyünde. Xperia Z3 Compact'ta Xperia Z3 deneyimini daha kompakt bir gövdede sunuyor. Tıpkı Xperia Z1 Compact'ın yaptığı gibi. Xperia Z3 Compact'ta 4.6 inç ekran var. Bu ekran 720x1280 piksel çözünürlüğe sahip. Yani daha düşük çözünürlüklü bir ekran var. Bunun yanı sıra RAM'de de 1 GB'lık bir azaltmaya gidilmiş ve 2 GB RAM'e yer verilmiş Xperia Z3 Compact'ta. 16 GB dahili hafızanın sunduğu saklama alanı 64 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası sayesinde daha da artırılabiliyor. Yine Snapdragon 801 işlemci var Xperia Z3 Compact'ta da. Arkada 20.7 megapiksel kamera var 4K video kayıt yeteneğine sahip. Önde ise 2.2 megapiksel 1080p video kayıt yetenekli kamera bulunuyor. Anlayacağınız Xperia Z3'ün sunduğu deneyim aynı şekilde Xperia Z3 Compact'ta da sunuluyor. PlayStation 4 Remote Play desteği ve ISO 12800 hassasiyeti Xperia Z3 Compact'ta da mevcut. Tablet tarafında da Xperia Z3 Tablet Compact'ı görüyoruz. Xperia Z3 Tablet Compact'ta Sony'nin 8 inç ekranlı tableti bu alanda Sony'nin bir ilk olarak nitelendiriliyor. Sony Xperia Z3 Tablet Compact. Yine bu tablette 8 inç 1200x1920 piksel çözünürlüklü TFT ekran var. Snapdragon 801 işlemci var. Arkada 8.1 megapiksel kamera bulunurken önde de 2.2 megapiksel kamera yer alıyor. 16 GB dahil hafıza, 3 GB RAM ve 32-128 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası da Sony Xperia Z3 Tablet Compact'ın baş özellikleri arasında yer alıyor. Bu tablette de PlayStation 4 Remote Play özelliği var ve bu sayede aynı Wi-Fi ağ içerisindeki PlayStation 4'lere bağlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Sony'nin sunmuş olduğu DualShock 4 Wireless Controller sayesinde Xperia Z3, Xperia Z3 Compact veya Xperia Z3 Tablet Compact'ı PlayStation 4'e rahat şekilde bağlayıp DualShock 4 kumandaya bağlayıp oyun keyfini tablette yaşamanız da mümkün oluyor. Bunun dışında Sony'nin Smartwatch 3 akıllı saati de dikkat çekici ürünlerden bir tanesi oldu. Smartwatch 3'te 1.6 inç 320x320 TFT LCD ekran bulunuyor. 4 GB dahili hafızasına şarkılarınızı yükleyip Bluetooth kulaklık yardımıyla bunları dinlemeniz mümkün oluyor telefona ihtiyaç duymadan. Sony Smartwatch 3'ün IP68 sertifikasıyla belgelenen suya dayanıklı gövdesi bulunuyor. Böylelikle suda da bu saati rahatlıkla kullanmanız mümkün oluyor. Android Wear ile çalışıyor Smartwatch 3 bu alanda, bu anlamda Sony içinde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bluetooth kulaklık dediğimiz gibi kullanılabiliyor. Dahili mikrofon, iğme ölçel, jiroskop, GPS gibi teknolojiler de Smartwatch 3'ün bünyesi altında bulunuyor. Sony'nin tanıtmış olduğu bir başka ilginç giyilebilir ürün de Smartband Talk. Smartband Talk'ta barındırdığı dahili mikrofon ve hoparlör sayesinde Smartband Talk'a bağlı olan cihaza gelen çağrıları cevaplama Smartband Talk'tan konuşma imkanı sağlıyor. Üstelik HD Voice desteği sayesinde de yüksek ses kalitesinde telefon görüşmeleri yapmaya olanak sağlıyor. Üzerinde bulunan 1.4 inç elektronik kağıt ekran düşük güç tüketimiyle Sony Smartband Talk'un uzun süre çalışmasına olanak sağlıyor. Bu ekran üzerinde de çeşitli bilgiler ve saat gösteriliyor. HD Voice'den bahsettik. Bunun yanı sıra fiziksel aktiviteleri kaydetmesi de Smartband Talk'un en önemli özellikleri arasında yer alıyor.
Neden ve Sony'nin giyilebilir ürünlerinden bahsetmişken devam edelim. Asus ZenWatch'a bakalım. Asus ZenWatch'ta ilgi çekici giyilebilir ürünlerden bir tanesi olduğu IFA'da Asus'un günler öncesinden duyurusunu yapmış olduğu bir üründü. Tanıtacağını söylediği bir üründü. Ve geçtiğimiz çarşamba düzenlenen basın toplantısında da Asus ZenWatch ziyaretçilerin karşısına çıkmış oldu. Asus ZenWatch'ta 1.63 inç 320x320 piksel AMOLED ekran bulunuyor. IP55 sertifikasıyla belgelenen suya dayanıklı bir gövdesi var. Özel kayışı var ZenWatch'un ve böylelikle ZenWatch biraz daha şık görünüyor. Android Wear ile çalışıyor ZenWatch'ta. Böylelikle Android 4.3 Jelly Bean veya üstü sürümle çalışan Android cihazlarıyla bu saati eşleştirmek mümkün oluyor. Kalp atışı, atılan adım sayısı, zindelik seviyesi gibi çeşitli sağlık istatistiklerini takip etmek. Böylelikle ZenWatch'u kişisel bir sağlık danışmanına dönüştürmek mümkün. Aynı zamanda ZenWatch'un kendisine özel çeşitli özellikleri de, yazılımsal özellikleri de bulunuyor. Böylelikle ZenWatch'u kullanmak çok daha verimli hale dönüşüyor. IFA 2014'ün bir başka ilgi çekici giyilebilir ürünü de LG G-Watch R olmuştu. LG G-Watch R, LG'nin geçtiğimiz Haziran ayında duyurusunu yaptığı, aslında daha önce duyurusunu yapmıştı ancak Google I.O. etkinliğinde resmi duyurusu yapılmıştı ve Temmuz ayında piyasaya çıkmıştı LG G-Watch. LG G-Watch R, onun takipçisi niteliğinde bir cihaz. Yuvarlak ekranı sahip, tıpkı Moto 360 gibi ve Android Wear ile çalışıyor. 1.3 inç yuvarlak plastik OLED ekranı bulunuyor LG G-Watch R'ın. 1.2 GHz 4 çekirdekli Snapdragon 400 işlemci. Bunun yanı sıra 4 GB ROM, 512 MB RAM gibi özellikler mevcut LG G-Watch R'da. 410 mAh kapasiteli bir batarya var ve IP67 sertifikalı gövdesi suya dayanıklılık sağlıyor LG G-Watch R'da. Bu akıllı saatinde 2014'ün son çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Devam edelim. Nokia'ya bakalım, Microsoft cephesine bakalım. Microsoft da iki cihazla geldi IFA'ya. Bunlardan bir tanesi Nokia Lumia 730. Aslında beklenen bir cihazdı. Günler öncesinden dedikoduları çıkmaya başlamıştı. İpuçları verilmeye başlamıştı Nokia Lumia 730'un. Nokia Lumia 730'da 4.7 inç 720x1280 piksel AMOLED ekran bulunuyor. Snapdragon 400 işlemci var. Bunun yanı sıra 8 GB dahil hafıza, 1 GB RAM ve 128 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası mevcut. Arkada 6.7 megapiksel 1080p video kayıt yetenekli kamera bulunurken önde 5 megapiksel kamera bulunuyor. Yine Full HD video kayıt özellikli. Bu telefon bir selfie telefonu, öyle lanse ediliyor ve içerisinde selfie çekimini kolaylaştıracak, eğlenceli hale getirecek çeşitli uygulamalar bulunuyor. Bunun yanı sıra Skype görüşmeleri de Microsoft'un Lumia 730'u tanıtırken öne çıkardığı özelliklerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Lumia 730'un LTE destekli Lumia 735 versiyonunda bulunuyor. Aynı zamanda Lumia 730'un tek SIM ve çift SIM kartlı seçenekleri bulunacak. Bunlar piyasaya çıkacak. Bir başka telefonda Lumia 830 olmuştu. Lumia 830 da Nokia'nın hesaplı amiral gemisi olarak lanse ettiği telefonlardan bir tanesiydi. Lumia 830 tasarım anlamında Nokia'nın geçmişte çıkardığı bütün cihazlarından çeşitli izler taşıyor. Arkasındaki kamera çıkıntısı Lumia 1020'yi andırıyor. Bunun yanı sıra etrafını çevrilen metal çerçevede bu cihazın Lumia 925'e biraz olsun benzemesini sağlıyor. Bu cihazda 5 inç ekran var, 720p destekli IPS LCD ekranın yanı sıra 1.2 GHz Snapdragon 400 işlemci, 16 GB ROM, 1 GB RAM, 128 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası da Lumia 830'un başlıca özellikleri arasında bulunuyor. Bu telefonda PureView teknolojili 10 megapiksel kamera bulunuyor. Zeiss lens'e sahip bu kamera hem gece hem gündüz yüksek kaliteli görüntü çekim imkanı sağlıyor. Böylelikle Nokia PureView teknolojisini biraz da alt segmente fiyat bakımından daha makul seviyeye indirmiş oluyor. Kapatmadan önce son bir ürüne değinelim. Bir aksesuar Logitech K480 Bluetooth klavye. IFA'da birçok aksesuar, kılıf vesaire her şey vardı. iPhone 6 kılıfları vesaire bunlar vardı. Bu aksesuarlar arasında dikkat çeken ayrıntılardan, aygıtlardan bir tanesi Logitech K480 oldu. Bu klavye, Bluetooth'ta çalışan bu klavye aynı anda 3 farklı cihazı destekliyor. Hem Mac bilgisayarınızı, hem iPad'inizi, hem de iPhone'unuzu Logitech K480 ile kullanabilirsiniz. Üzerinde bulunan anahtar yardımıyla istediğiniz cihazı kontrol etmek için ayarlamayı, geçişi kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Eğer siz de masanızda aynı anda hem iPad hem de Mac bilgisayar kullanıyorsanız o zaman bu K480 klavye tam size göre görünüyor.
bunu söyleyebiliriz. Bu ürünün de ilerleyen haftalarda Türkiye piyasasına giriş yapmasını bekliyoruz. Teknoblog gündemden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İFA'da gözümüze çarpan, dikkatimizi çeken ürünlerin detaylarını sizlere kısa zamanda aktarmaya çalıştık. Daha fazlasını aşağıda görmüş olduğunuz adresi bulabilirsiniz. İFA 2014'teki yoğun gündemimizi İFA 2014 sayfamızda, İFA 2014 etiketli haberler sayfamızda görebilirsiniz. Ürünler hakkında detayları alabilirsiniz. Yeni programda görüşeceğiz. Yarın iPhone 6'nın ve muhtemel iWatch'un müstakbel giyilebilir cihazın tanıtımı var. Yarın akşam sizi Teknoblog'a bekliyoruz. Bir sonraki Teknoblog gündemde herhalde çarşamba günü olacaktır. Ve tabii ki gündemimizde de Apple'ın duyuruları olacaktır. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.